Evet, 37. sorudayız Tahir. Evet hocam. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, biz ona, insana iki yol, iyi ve kötü gösterdik. Veled suresi 10. ayet. Yine Fussilet suresi 46. ayette, kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbinin kullarına asla zulmedici değildir buyuruyor. Verilen ayet mealleri insanın kaderiyle ilgili hangi fikri doğrular? Tahir, şöyle sorsam. Mesela E şıkkına başlayalım. E şıkkına ne demiş Tahir? İnsan aklının kaderle ilgisi yoktur. Sence doğru olur mu bu Tahir? İnsan aklının kaderle ilgisi yoktur. Yukarıda herhangi bir şey yok hocam. Ayetlerle bununla ilgili bir fikir yok. Evet. İnsan yaptıklarından sorumlu değildir. Cevabı çıkartılabilir mi? Çıkartılamaz. Çünkü sorumludur. Çıkartılamaz. Herkes kim iyi bir iş yaparsa lehine, Evet. kötülük de yaparsa aleyhinedir buyuruyor Allah İnsan Teala. kaderini kendisi yaratır diye bir sonuca varır mısın Tahir buradan? İnsan kaderini kendisi yaratır. Sonucu çıkmıyor hocam. Çıkmıyor. Peki insan kaderine mahkumdur diye bir sonuç çıkar mı? Hayır, bu da Hayır. çıkmıyor hocam. Peki insan irade sahibidir sonucuna varabilir mi Tabii Tahir? ki. Çünkü kim iyilik yaparsa yine aynı şekilde lehine, kötülük yaparsa da aleyhinedir. Evet Tahir. Yani Cenab-ı Allah bize iyi ve kötüyü gösteriyor. Ondan sonra da bize verdiği iradeyle doğru yolu bulmamızı istiyor. Aynen hocam. Bu sorunun doğru cevabı A A seçeneği oluyor. şıkkıdır.